İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu, TOP Başkan Yardımcısı ve İSİB Başkanı Ali Kopuz ve TOP Yönetim Kurulu üyeleri Rize'de çeşitli temaslarda bulundu. TOP heyeti Rize temasları kapsamında Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Ticaret Borsası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Çay Çarşısı ve Pazar Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Rize'nin Yıldızları ödül törenine katıldı. Sakarya'da gerçekleştirilen Dünya Fındık Haftası etkinliklerine İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu katıldı. İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı Olağan Mütevelli Heyeti toplantısında İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, Vakfın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İSİB Meclis Üyesi Samet Özer ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. İSİB Ağustos ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Rusya-Ukrayna Savaşı ile dünya tahıl ticaretinin tehlikeye girdiğini hatırlatarak, bir gıda krizi yaratabilecek bu sorun, Türkiye'nin inisiyatif almasıyla çözüm yoluna girdi. Türkiye, küresel gıda arzını dengeleyen bir başarıya imza atarak, bölgesel bir güç olarak kendisini dünyaya ispat etmiştir, dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İSİB Başkanı Ali Kopuz, TOP Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nın ödül törenine katıldı. Heyet bu kapsamda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı da ziyaret etti. Perakende ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun ve sebze ve meyvelerle yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanunda yapılması planlanan değişiklik çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve konunun paydaşları bir araya geldi. Toplantıya İstanbul Ticaret Borsası'nı temsilen Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin Altuntaş katıldı. TOP Başkan Yardımcısı ve İSİB Başkanı Ali Kopuz, TOP Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu ve TOP heyeti ile birlikte Edirne'de çeşitli temaslarda bulundu. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Edirne Ticaret Borsası'nı ziyaret eden heyet, İpsala Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılışına, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına ve UMAD Gümrük ve Turizm İşletmelerinin Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurul'a UMAD Yönetim Kurulu ve İSİB Meclis Üyesi Atilla Sümer de iştirak etti. TOP heyeti Trakya İş Dünyası temasları kapsamında Kırklareli Ticaret Borsası, Lüleburgaz Ticaret Borsası, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Heyet ayrıca Kırklareli Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Kırklareli Canlı Hayvan Borsası Soğuk Hava Deposu ve Mezbaa açılışına, İstasyon Kırklareli Merkezi'nin açılışına, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının temel atma törenine, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasıyla Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışına katıldı. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 60. Genel Kurulu gerçekleştirildi. TOP Başkan Yardımcısı ve İSİB Başkanı Ali Kopuz tarafından açılış konuşması yapılan Genel Kurul toplantısına İSİB Başkan Yardımcısı ve İKV Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı İsmet Aral'la İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Altuntaş da katıldı. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu, A Para Televizyonu'nda Tarladan Sofraya programına katılarak fındık sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu fiyatlar ışığında ve gerçekleşecek rekolteyle beraber iyi bir ihracat getireceğimizi düşünüyoruz açıkçası. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret etti. İSİB heyetinin İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldiği toplantıda sektörel değerlendirmelerde bulunuldu. TOP Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu, Genel Sekreterler Eğitim Seminerine katılarak genel sekreterlere hitap etti. İstanbul Ticaret Borsası Genel Sekreteri Şule Karadeniz'in de katıldığı toplantı TOP İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.
İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Borsa Meydanı toplantılarında bu ay kırmızı et masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye tarımsal üretim için gereken her şeye sahip. Toprak büyüklüğü ve verimliliği, su kaynaklarımız, teknolojik gelişmişliğimiz, uluslararası pazarlara yakınlığımız hep avantaj. İşte bizim yapmamız gereken bu avantajları kazanca dönüştürmek için çalışmaktır dedi. Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıya Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacı İnce, Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Saruhan Yağmur, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Et Bir Başkanı ve İSİP Meclis Üyesi Ahmet Yücesan, İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, Nazay Tarım ve Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Celal Naz, İSİP Canlı Hayvan Ticari Komite Başkan Yardımcısı Nezir Arslan ve İSİP Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Tekin Aslan konuşmacı olarak katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve TOK Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOK Başkan Yardımcısı ve İSİP Başkanı Ali Kopuz'la 365 Oda Borsa Başkanı TOK Yemlik tesislerinde bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, Oda Borsa Başkanlarına Türkiye'nin otomobili TOK'un serüvenini ve geldiği noktayı anlattı. TOK Başkan Yardımcısı ve İSİP Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOK heyetiyle birlikte Bursa Oda ve Borsalarını ziyaret etti. Heyet, Bursa temasları kapsamında Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Karacabey Ticaret Borsası, Mustafa Kemal Paşa Ticaret ve Sanayi Odası ve Mustafa Kemal Paşa Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. TOP heyeti ayrıca Bursa Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılışına, Bursa Ticaret Borsası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışına da katıldı. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde yıllık %7,6 büyümesiyle ilgili yaptığı açıklamada, tüm dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon korkusunun yaşandığı, enerji ve gıda krizinin kapıda olduğu bir dönemde beklentilerin de üzerinde elde edilen bu büyüme rakamlarını olumlu karşılıyoruz şeklinde konuştu. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Bahri Erdel ve beraberindeki heyet İstanbul Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Kardeş borsalar İstanbul Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borsası ortak bir çalışmayla World Food İstanbul Gıda Fuarı'na katılmak üzere bir araya geldiler.